Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün 3 boyutlu yazıcılarla çizimler gerçeğe dönüşüyor. metni birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmamız 3 boyutlu yazıcılarla ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın diye söylüyor. 3 boyutlu yazıcılar dijital 3 boyutlu modellemeleri kullanarak katman katman nesnelerin fiziksel prototiplerine yani şekillerini sevgilerini üreten cihazlardır. Bu teknoloji endüstriyel tasarımdan sağlık sektörüne, eğitimden kişisel kullanıma kadar geniş bir uygulamalarına sahiptir. Yani üç boyutlu e, sevgili e, onu onucası bakın, kağıt üzerinde bir resimden değil, e, gerçek bir el gibi üç boyutlu olan nesneler. Yazıcı denildiğinde akla bilgisayardaki yazıları ve görselleri kağıda aktarmayı sağlayan cihaz geliyor olabilir ama artık üç boyutlu yazılarla bu algı değişti. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde bilgisayarda çizdiğiniz birçok şeyi 3 boyutlu gerçek nesnelere dönüştürebilirsiniz. Bu yazıcılarla metal, plastik, seramik ve çeşitli başka malzemeler kullanılarak neredeyse her şey üretilebilir. Nedir? 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım yapmaya sağlayan programlarla bilgisayarda sanal olarak tasarlanan nesneleri elle tutulabilir, kullanılabilir somut ürünlere dönüştüren cihazdır. Kim icat etmiş? 1980'li yıllarda mühendis Chuck Hull tarafından icat edilmiş. Hull tasarlanan bir ürün prototipini yani ilk örneğini üretmede harcanan uzun zamanı kısaltmak için bu fikri geliştirmiş. Hull'un ürettiği üç boyutlu ilk nesne siyah bir göz yıkama bardağıdır. 3 boyutlu yazıcı teknolojileri Üç boyutlu yazıcılarda ürünler farklı teknolojiler kullanılarak oluşturulur. Her teknoloji için ayrı yazıcılar vardır. En sık kullanılan teknolojide çabuk ya da tel biçimindeki plastik malzeme sıcak baskı ucu sayesinde eriyik hale getirilir. Erik malzeme bir zemin üzerine katman katman yerleştirilerek 3 boyutlu ürünler ortaya çıkarılır. Diğer bir teknolojide toz halinde bulunan metal, seramik, cam gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Yüksek güçte bir lazer yardımıyla toz tanecikleri ısıtılıp eritilir. Böylece tanecikler birbirine yapışır. Bu sayede istenilen ürün üretilebilir. 3 boyutlu yazdırma işlemi ışık altında katılaşan bir sıvı içerisinde de gerçekleştirebilir. Bu teknolojide sıvı malzemeye gönderilen lazer üretilecek ürünün şekline göre sıvıyı katman katman katılaştırır. İşlem bittiğinde de ürün sıvının içinden çıkarılır. Bulun keşfettiği bu ilk 3 boyutlu yazıcı teknolojisi günümüzde de kullanılır. Tasarla ve yazdır. Yazıcıda üretilecek nesne için öncelikle 3 boyutlu çizim yapılması gerekir. Bunun için çeşitli bilgisayar programları kullanılır bir nesnenin kopyası yapılmak isteniyorsa o nesnenin üzerine üç boyutlu tarayıcılarla lazer göndererek nesnenin görüntüsünü bilgisayar ortamına aktarmak da mümkündür. Ayrıca internet aracılığıyla ulaşılabilen çeşitli hazır metinler de vardır. Çizilen ürünün 3 boyutlu tasarım dosyaları bir bilgisayar yazılımıyla yazdırmaya uygun dosya haline getirilir. Sonra bu dosya üç boyutlu yazıcıya gönderilir ve yazdırma işlemi gerçekleştirilir. Hangi alanlarda kullanılır? 3 boyutlu yazıcılar aklınıza gelebilecek her alanda kullanılır. Mimari, sağlık, uzay teknolojileri, otomotiv, sanat. 3 boyutlu yazıcıların tasarlanan ürünü kısa sürede ortaya çıkarma, örnek modeller ya da parçalar üretmede kolaylık sağlama gibi üstünlükleri vardır sevgili öğrenciler. Evet şimdi birinci etkinimize sözcükler verilmiş. Bunları sağdan soldan çapraz bunları bulacağız. model, yazılım, seramik, eriyik, sanal, prototip, lazer, yazıcı, program ve sanat kelimeleri, somut kelimeleri. Bakın buraya hazırladım, şurada lazer kelimesini görüyorsunuz, şurada eriyik kelimesini, burada yazılım, evet yazıcı, model, şurada bakın tersten program kelimesini görüyorsunuz, burada somut kelimesini, burada da prototip kelimesini görüyorsunuz sevgilerim, burada da şöyle seramik bulunuyor. Metne göre sorular var şimdi. 3 boyutlu yazıcılar ne işe yarar diyor. Bilgisayarda sanal olarak tasarlanan nesneleri elle tutulabilir, kullanılabilir, somut ürünlere dönüştüren cihazlardır. Bu işe yararlar. Evet. 3 boyutlu yazıcı ile klasik yazıcı arasındaki fark. Klasik yazıcılar sadece bilgisayardaki yazıları ve görselleri kağıda aktarır. 3 boyutlu yazıcılar elle tutulur. Somut formlar, somut şekiller veya prototipler diyebilirsiniz sevgili buraya oluşturur. 3. 3 boyutlu yazıcıda ürünleri tasarlamak için hangi yardımcı araçlar kullanılır? Evet, bilgisayar tasarım programları, 3 boyutlu tarayıcılar, lazer, internet gibi yardımcı araçlar kullanılır. 3 boyutlu yazıcılar hangi alanlarda? 3 boyutlu yazıcılar mimari, sağlık, uzay teknolojileri, otomotiv, sanat gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 5. Siz de 3 boyutlu yazıcılar ile üretilebilecek ürünler örnekler veriniz. Oyuncak, prototipler, kişiselleştirilmiş takılar, medikal implantlar yani dişler mesela, diş protezleri, araç parçaları, heykeller, mimari modeller diye sıralayabilirsiniz. Siz de metninle ilgili 3 soru sorun demiş. 3 boyutlu yazıcı kim icat etti? Bakın bu sorulmamış. Bu sorulabilir. İlk soru. 3 boyutlu yazıcılar hangi malzemeleri kullanarak? Seramik, toprak orada bahsediyor değil mi? Plastik, metal. 3 boyutlu yazıcının avantajları nelerdir? Yani nelerdi sevgilim? Kolay bir şekilde parça üretimi sağlıyordu. Metnin sonunda bahsediyor. Yani şimdi buradan 4. etkinlikle NASA hakkındaki bilgilerinizi paylaşın demiş. Kuruluşunun temel amacı uzay keşiflerini ve araştırmalarını yönlendirmek ve desteklemektir. NASA insanlı ve insansız uzay misyonları gerçekleştirerek güneş sistemi ve evren hakkında bilgi toplar. Ayrıca uzay araştırmaları ile ilgili teknolojik gelişmeleri teşvik eder ve havacılık endüstrisinde inovasyonu destekler. Metni okuyun. 3D yazıcı çılgınlığı NASA'da kapılmış bu çılgınlığa sevgilencelerim. NASA uzay teknolojisinde ve uzay yolculuklarında kullanılmak üzere 3D yazıcılarla ilgili araştırmaları destekleyen önemli kuruluşlardan ABD'de bir firma uzun süreli uzay seyahatleri için 3D yazıcıyla yiyecek üreten sistem projesiyle gelişmiş yiyecek teknolojisi programı kapsamında NASA'dan karşılıksız destek almayı başardı. NASA'nın uzayın derinliklerine düzenlediği uzun yolculuklar yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. İşte bu nedenle NASA'nın gelişmiş yiyecek teknolojisi programı var. Program uzay ekibini minimum zamanda güvenlik, ulaşabilirlik, çeşitlilik ve besin istikrar özellikleri taşıyan Kumanya ile buluşturarak buluşturacak yöntemler geliştirmeye hedefliyor. Çünkü mevcut yiyecek sistemi hedeflenen besin özellikleriyle örtüşmüyor. Raf ömrü 5 yıl geçmeyen yiyeceklerle Mars'a ya da başka uzak gezegenlere ulaşmak mümkün değil. Soğutma ve dondurmayı sağlamak uzay aracında önemli miktarda enerji kaynağı bulmasını gerektirdiği için eldeki NASA kumanyaları içlerindeki mikro besinler parçalanarak ayrı ayrı paketlenmiş raf ömrü sınırlı yiyecekler. Üstelik daha astronotlar yerden havalanmadan seçilmiş oluyorlar. Yani ekip elemanlarının yiyeceklerini bireysel zevklerine göre seçme ya da gerçek yemekleri hazırlama şansı yok. NASA 3D yazıcıdan yiyecek basma projesinin 6 aylık birinci aşama kısmına 125 bin dolar bağışlayarak bu teknoloji ekibinin harcadığı zamanı ve atıkları azaltıp azaltmadığını, besin istikrarı sağlama kapasitesini ve raf ömrü uzun malzemelerden çeşitli yiyecekler üretilip üretilemeyeceğini sınamış olacak. Metne göre NASA 3D yazıcılarıyla ilgili araştırmalar hangi amaçla destekliyor? NASA 3D yazıcılarla ilgili araştırmaları teknolojilerinde şurası uzay olacak. Uzay teknolojilerinde ve uzay yolculuklarında kullanmak amacıyla destekliyor. NASA'nın gelişmiş yiyecek teknolojisi programını hedefliyor. Uzay ekibinin minimum zamanda güvenlik, ulaşabilirlik, çeşitlilik ve besin istikrarı özellikleri taşıyan kumanya ile buluşacak yöntemleri geliştirmeyi destekliyor. Siz uzay araştırmalarında 3D yazıcılarını kullanarak hangi alanda katkıda bulmak isterdiniz? Astronotların incelemede kullanacakları aletleri üretmek isterdim. 4. 3 boyutlu yazıcılarla çizimler gerçeğe dönüşüyor. Adlı metinle yukarıdaki metni konu açısından karşılaştırınız. 3 boyutlu yazıcılarla çizimler gerçeğe dönüşüyor adlı metinde konu 3D yazıcıların işçileri ve kullanım alanlarıdır. Yukarıdaki metnin konusu ise 3D yazıcıların uzay aşamalarında NASA tarafından kullanımını içeriyor. Evet yine amaç sonuç, koşul sonuç, neden sonuç e, yazın diye söylemiş. Bir nesnenin kopyası yapılmak isteniyorsa o nesnenin görüntüsü evet eğer böyle bir şart varsa bu aktarılır diye söylüyor. Burası koşul sonuç. Buraya hikaye yazabiliriz. Teknolojide yaşanan gelişmeler yazıcılarla ilgili algıyı değiştirdi. algı değiştirmesi neymiş sevgili öğrencilerim? Teknolojide yaşanan gelişmeler neden sonuç. Bu tasarlanan bir ürünün ilk örneğini üretmede harcanan zamanı kısaltmak için kısaltmak Evet amacıyla sevgili öğrencilerim. bu da amaç sonuçtur. A yazarsınız. Karikatürle ilgili yorumlarınızı yapın demiş. Sevgili öğrencilerim, bu görsel uzayda gençler arasında popüler olan teknoloji kullanımının uzay keşif ve araştırmalarına olan ilgi ve erişilebilirliğini artılabileceğini gösteriyor olabilir. Aynı zamanda teknolojinin gelişimiyle birlikte uzayda insan varlığının daha interaktif ve sosyal hale gelebileceğini ifade ediyor. Bak teknoloji ilerledikçe artık telefonla herkes Görüntüleri paylaşacak. Bakın genelde genç olduğunda görüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Edatları işaretleyin diye söylüyorum. Bakın burada için var. Evet için. Burada gibimiz var. Burada göre var. Burada da için kelimesi var sevgili Edat olarak sizce gelişen teknolojiyle birlikte yakın gelecekte hangi alanlarda gelişmeler yaşanacak ve bunların insanla katkısı nasıl olacak düşüncelerinizi kısaca anlatın. Gelişen teknolojiyle birlikte sağlık sektöründe yapay zeka destekli tedavilerin ve gen düzenleme yöntemlerinin daha yaygın hale gelmesini bekliyorum. Bu hastalıkların daha etkin bir şekilde tedavi edilmesine ve insan ömrünün uzamasına katkı sağlayabilir. Ayrıca sürdürülebilir enerji teknolojileri ve çevre dostu üretim teknolojilerinin yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte çevresel sürdürülebilirliği artırarak gezegenimizin geleceği için olumlu bir etki yaratabiliriz. Siz 3 boyutlu yazıcı kullanarak hangi ürünü oluşturmak istersiniz? Bu ürünün tasarlanış amacına ve günlük hayatta insanlara ne gibi kolaylıklar sağladığını değinerek ürününüzü tanıtın diyor. 3 boyutlu yazıcı kullanarak oluşturmak istediği ürün kişisel sağlık takibi evet ve yaşam kalitesinin artırılması yönelik bir adım olarak özelleştirilmiş spor ekmanları olurdu. Örneğin kişinin ayak yapısına ve kuş tarzına uygun olarak tasarlanmış 3D baskılı kuşu ayakkabıları. Bu ayakkabılar spor yaparken daha fazla konfor ve performans sağlayarak sakatlanma riskini azaltabilir ve kişinin spor deneyimini daha keyifli hale getirebilir. Ayrıca kişinin spor alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan özel fitness ekipmanları da sağlık ve form tutma sürecini daha etkili ve kişisel hale getirebilir. Evet, Piri Reis hakkında bilgi istiyor. Piri Reis Osmanlı İmparatorluğu'na ait bir Osmanlı Türk denizcisi, haritacı ve kaşif idi. 16. yüzyılın başlarında yaşamış olan Piri Reis'in en ünlü eseri 1513 tarihli dünyanın en eski deniz haritalarından biri olan kitabı Bahriye'dir. Bu harita Akdeniz ve Ege Denizi'nin yanı sıra Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nda içermektedir ve dönemin denizcilik bilgisini yansıtan önemli bir kaynaktır. Piri Reis'in ayrıca Amerika kıtasını gösteren bir haritası da bulunmaktadır ve bu harita bazıları tarafından dünyanın ilk Amerika haritası olarak kabul edilir. Denizler yönleri nasıl bulur diyor. Denizler yönlerini bulmak için geleneksel olarak pusula kullanırlar. Pusula manyetik kuzeyi göstererek denizlerin yönlerini belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca güneş, yıldızlar, deniz akıntıları ve rüzgar gibi doğal işaretler de denizlerin yönlerini belirlemesinde önemli rol oynar sevgili öğrenciler. Evet 197'yi bitirdik. Sonraki metnimizi pir ile ise inşallah ee, bir dahakinde geçelim. Sizler de geçtiyseniz lütfen yorumlarda yazın. İstediğiniz sayfalar varsa yazın. Bu arada yazılarımızı yükledim. Onları da sakın ihmal etmeyin. İzleyin sevgili öğrencilerim. Bakanlık sorularımız geldi. Onları da çözdüm. Kendi yazılarımızı ekledim. Özellikle Türkçe Matematik Bakanlık Örnek e, ulaşamıyorsunuzdur. Onu da güzelce hazırlayıp e, yükledim sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.